Manşet'e hoş geldiniz. Tadından yenmez bir gündemle karşınızdayım ve manşetin sonunda inaat var. Onu da hatırlatayım. İki haftalık inaat birikti. Geçen hafta verememiştik. Seçim yoğun gitmiştik. Tadından yenmez derken görselde dondurma ve makarna var. Spagetti. Şimdi bu konuşuluyor. Biz hepsine makarna diyoruz ama böyle ince uzun olanına batıda spagetti deniyor işte daha işte kısa kesilmiş olanla penle deniyor vesaire böyle gidiyor. Bu konu şu. Gazete pencereden kestim ki başka yerlerde de paylaşılmış. Makarna 3000 top dondurma 250. Neresi? Bodrum. Uçuşa geçen fiyatlar. Türk bükünde halk piknik sandalyeleriyle plajları doldurdu. Her yıl dolup taşan beach clublar yüksek fiyatlar nedeniyle boş kaldı. Şehir merkezindeki mekanlar beach clubları aratmadı. Bir porsiyon makarna 3000 lira, bir top dondurma 250 lira. Şimdi İngiliz turistler geliyorsa veya başka turistler geliyorsa nedir bunu nasıl karşılıyorlar bilmiyorum ama yani 3000 lira bir tabak makarnaysa bu 75 pound'a denk geliyor yaklaşık. Ortalama bir İngiliz süper zengin falan değilse, ortalama bir İngiliz bir tabak makarnaya veya spagettiye ne derseniz 75 pound, 75 sterlin ödemez. Fahiştir yani bu fiyat. Çünkü bunun daha iyisini daha ucuza Yunan sahillerinde, İtalya sahillerinde, İspanya sahillerinde yiyebileceğini, tüketebileceğini düşünür. Haliyle fiyatlar uçtu derken esasen Türkiye'deki fiyatların uçması, dünyaya göre uçması biraz da bu. Yani gerçekten muazzam bir salaklaşma hali var yani. Bu sabahın bugünkü birinci sayfa değil en arka sayfası faiz fiyat yerli turisti Yunan adalarına kaçırdı diyor. Hani bir yönüyle ya Yunan adalarına gidecek parayı nerede buluyorsunuz? Bir yönüyle de Yunan adalarına giden daha ucuz fiyat ve daha kalite. Daha kaliteli ürün, hizmetle karşılaşıyor. Şimdi Türkiye'de yediğinizin, içtiğinizin gerçekten o olduğundan da emin değilsiniz. Alkol zehirlenmeleri falan hatırlayın geçmiş yıllardan. Şimdi dolayısıyla insan ödediği fiyatın karşılığında kaliteli ürün veya gerçekten %100 o ürünü ıı, satın almak istiyor veya o yemeği tüketmek istiyor. Bir de böyle bir tarafı var acayip yani acayip bir noktada. Tamam niye insanlar akın akın Yunan adalarına gidiyor da falan. Yani işte bundan yani. Şimdi milliyette Aslı Öktener Seferihisar'dan Samos'a geçmiş. Seferihisar'ın hemen karşısında Kuşadası'nın hemen karşısındaki bir adadır Samos. Sisam adası olarak da bilinir Türkçe'de ama Samos'tur. Orijinal adı o. Beş, gün, beş günlük Samos tatili diyor. Konaklama yemek dahil Kişi başı minimum 7000 TL. Türkiye sahillerinde ise konaklama yemek Yunan adalarına göre daha pahalı. O arada daha önce manşette seyredenler hatırlayacaklardır anlatmıştım. Kapıda vize kapıda vize değil. Kapıda vize kapıda kapıda vize şudur yani Türkiye'nin yaptığı gibi. Geldiğinizde hiç vizeniz falan yoktur. Pasaportunuzu ibraz edersiniz. Bir vize gişesine gelirsiniz. Oradan artık kaç euroysa 30 euro 50 euro neyse ödersiniz. Ondan sonra basarlar damgayı Kapıda vize damgasını da basarlar geçersiniz. Kapıda vize budur. Yani geçerken yaptığınız 3-5 dakikalık bir işlemdir. Fakat Yunan adasında öyle değil. Yani Yunan adalarına kapıda vize diyorlar ama kapı kapıda filan değil bakın. Pasaport, 2 biyometrik fotoğraf, seyahat masraflarını karşılayacak kadar bakiyenin bulunduğu 3 aylık banka hesap dökümü, otel rezervasyonu, feribot bileti, seyahat sigortası, kimlik fotokopisi ve İngilizce başvurumunu ibraz ediyorsunuz seyahat edilecek tarihten en geç 4 gün önce evraklar 85 euro vize ücretiyle e, kargo veya direkt ajanteye teslim ediliyor. Kargo yolu da veya direkt ajanteye teslim ediliyor. Sonra sonucu bekliyorsunuz. Sonuç geliyor ve sonra gitti, giderken kapıda girerken de 2 saat bekletiyorlar. Detayını yazmış Aslı Öktener. Çünkü kapıdaki adam sizi beğenmezse veya şüphelenirse geri gönderebiliyor. Vizeniz olsa dahi. Bu olay kapıda vize değil. Bu Schengen'in veya işte Yunan adalarında kısa bir konaklamanın biraz daha bürokrasisinin hızlandırılmış hali. Evet. Durum bu. Yani hemen karşınızdaki e, yüzme mesafesindeki öyle diyeyim adalara böyle gidiyorsunuz. Buna geleceğiz. Feyza Gümüşlüoğlu'nun paylaştığı tweet'e geleceğiz ama yani Ertuğrul Günay ki yanılmıyorsam Demre'de yaşıyor. Bugün diyor kaçtan bugün dediği 11 Nisan yani dün. 11 Nisan. Kaş'tan Meis'e gidip döndüm. Meis Adası Kaş'ın hemen kilometre olarak iki kilometre açığındadır. Yani karşılıklı yüzebilirsiniz. Yani iyi biraz antrenmanı olan Kaş'tan Meis'e, Meis'ten Kaş'a yüzebilir ki zaten bunun turnuvaları da her yıl yapılıyor. Kaş benim bildiğim bir yer, defalarca da gittiğim bir yer. Bir yer. Kaş'tan Meis'e gidip döndüm ben. Meis film platosu gibi bakımlı, özenli yapılar, bir örnek ve renk ahenk. Dönüşte Kaş'a betonun arsızlığına bakıp üzüldüm. Dünyanın en güzel doğasını rant hırsıyla mahvediyoruz. Birinci resim meis, işte şu resim. Gerçekten tablo gibi, film platosu gibi bahsettiği gibi. İkinci resim kaş. Üst üste binalar, katlı yapılaşma falan. Yani maalesef, maalesef. Durum bu. Şimdi Feyza Gümüşlüoğlu'nun paylaştığı mesaja gelelim. Sen Petersburg burası. Rusya'nın İlk başkenti. Öyle diyelim. Başkent daha sonra Moskova'ya taşınmıştır. Petersburg'da fiyatlar, önceki gelişime göre, geçen yıl Ekim ayı, birebir aynı. İki yıldır, iki yıldan daha uzun süredir savaşta bir ülke demezsin. Batılı turist yokluğu ve uluslararası kartların çalışmaması dışında hemen her şey normal akışında demiş. Evet. Dünyanın durumu bu. Dünyanın gittiği yer bu. Yani Türkiye'de ki kriz, Türkiye'deki enflasyon, Türkiye'deki pahalılık hiçbir rasyonel akılla veya sonuçla veya gerçeklikle izah edilebilir noktada değil. Daha ucuz diye insanlar Yunanistan'a gidiyor, tatile gidiyor, yemek yemeye gidiyor, kaliteye, kaliteye gidiyor. Zannediyorum Türkiye'de bu durum ilk defa bu sene böyle yaşanıyor. Yani dolar ve euro bazında, sterlin bazında da daha pahalı bir ülkedeyiz. Evet, Ertuğrul Günay'ın. Paylaştığı kaş meselesi de bu. Yani bir yanıyla meyse bakıyorsunuz, bir yanıyla e, şeye bakıyorsunuz, yani kaşa bakıyorsunuz. Karşı karşıya. Hani şu söyleniyor, coğrafya kader olsaydı bir kıyının iki yakasındaki hayatlar bu kadar farklı olabilir miydi? Bak orası da gene Ege coğrafyası, orası da Ege coğrafyası. Buna katılmıyorum. Coğrafya kaderdir. Burada kastedilen ekopolitik Türkiye'de yaşayan, büyüyen, iş kurmuş, yaşayan, büyüyen, doğmuş, neyse eğitim almış çocukların ve sonrasında orada bir yaşam kurmayı hayal eden insanların, evlenen insanların neyse Türkiye coğrafyasındaki veya Türkiye'deki durumu farklıdır. Yunanistan'da veya Yunan adalarındaki durum daha farklıdır. Aynı coğrafya olabilir. Fakat coğrafya kader, kaderdir derken o coğrafyadaki coğrafyadaki ekopolitik sosyal durum kastediliyor esasen. Yoksa elbette coğrafya kader değildir. Yani bir kıyının iki tarafında farklı yaşamlar olabilir. İstanbul'un Anadolu, Anadolu yakasıyla Rumeli, Rumeli yakası bile farklıdır. Yani o yönüyle elbette değil ama ekopolitik olarak öyle. Bakın Avrupa, Avrupa Birliği Türkiye'den ilticaları zorlaştırıyor. Bu da Yeni Birlik'in, Yeni Birlik gazetesinin Avni Özgürel e, galiba başında iktidar epeydir iktidara yattı o da 10 yıldan uzun bir süredir. Onun gazetesinin manşetinde, sürmanşetinde Sınır kamplarında tutu, tutacaklar. AB'nin iltica reformu başvuru oranı, kabul oranı %20'nin altına düştüğü için Türkiye'den iltica başvuru kabul oranı AB ülkelerinde %20'nin altına düşmüş. 15'ler seviyesinde. Artık Türkiye'den gelip iltica edenleri kampta tutacaklar sonra da iade edecekler falan. Böyle bir döneme girildi. Şimdi çok konuşulmayan bir konudur ve uzun yıllardır bahsettiğim bir konudur. Mesleksizlik, ara eleman ihtiyacı hep söylüyorum. Türkiye'de de Türkiye dışına çıkacaksanız da bir yani ara meslek deniyor ama şey ara eleman deniyor ama ya asıl eleman. Yani bir e, tesisatçılık, kuaförlük ne bileyim e, iyi bir ne bileyim döner ustası olmak. Tamam mı? Elektrik teknisyeni olmak. Yani bunlar o kadar kıymetli ki. Bunlar o kadar değerli ki yok. Ve bu insanlar gerçekten güzel para kazanıyorlar ve bu illa herkesin üniversite bitirmesi gerekmiyor ki zaten üniversiteli işsiz dolu Türkiye. Türkiye'de her şey yan yattığı için her şehre birden fazla üniversite kurdular. Apartman katlarında falan faaliyet gösteriyor. İnsanlar da oraya bir sürü para ödüyor. Sonrasında insanlar işte 16-17 yaşında liseyi bitiriyor, üniversiteye gidiyor. 21-22 yaşında, 23 yaşında üniversiteyi bitiriyor. Üniversite mezunuyum işsizim diye dolaşıyor. Kimse sana söylemedi mi üniversite mevzu, üniversiteyi bitirince bir iş sahibi olacaksın veya bu bir iş garantisi yok diye. Sen o kadar okuyacağına, ailen o kadar sana yatırım yapacağına yani bir kuaförlük öğrenseydin, bir tesisat öğrenseydin, bir marangozluk öğrenseydin vallahi uzun yıllardır bu işi yapıyor ve güzel para para kazanmaya başlardın ve bu senin bileğindeki işte ne derler altın bilezik sanat Dünyanın her yerinde işe yarardı. Hangi ülkeye gidersen git... ...krallar gibi yaşardın. Mesleksizlik. Maalesef. Her şey buradan başlıyor. En büyük ekonomiye sahip... ...35 kenti CHP'li belediyeler yönetecek. Seçimden bu tarafa... ...dillendirdiğim bir şey. Evet doğru. Büyük şehirlerde de illerde de... ...CHP yerelde iktidara geldi. Fakat işte gözler CHP'nin üzerinde olacak. Ve artık iktidar da sizi takip edecek. Yani bütün medyasıyla devletiyle, yargısıyla, müfettişleriyle takip edecek. Ve en ufak bir yolsuzluğunuzda, hırsızlığınızda veya yanlış işinizde de başınıza binecek. Böyle bir riski barındırıyor ama şöyle de bir riski barındırıyor. Hizmet etmek zorundasınız. Halktan aldığınız yetkiyi beklenen kalitede onlara hizmet olarak döndürmelisiniz. Bu olacak mı? Bu konuda çok kuşkularım var. Yani Türkiye'de bu durumlar çok değişmiyor. Ama umarım ve dilerim öyle olur. Bakın bir örnek. Oksijen gazetesi bunu e, bugün manşetinde işliyor Marmaris. Kızılbük. Devremülk İnşaat 55 yeni ruhsatla proje 255 bin metrekare büyüklüğe ulaşmış. Milli Park sınırları içinde tüm tepkilere rağmen devam etmiş Muğla, Muğla'da Simpaş grubunun Marmaris İçmeler Kızılbük Termal Wellness ne bileyim Resort projesi 10 kat yüksekliğe ve 225 bin metrekarelik büyüklüğe ulaşmış. Ali Boratav yazıyor gazete Oksijen'de. Bu garabeti kimse görmüyor mu diyor. Bir kitap olur ama Marmaris geri gelmez demiş. Ne hikmetse Çevre Bakanlığı Muğla Valiliği bu girişime her kapıyı açmış. Marmaris Belediyesi de açılan her dava daha bitmeden yeni bir ruhsat vermiş ve inşaat tüm hızıyla sürüyor diyor. Anlaşılamayan noktaysa diyor CHP'li Marmaris Belediyesi nasıl olmuş da Milli Park içindeki bu proje için önüne gelen her dilekçeyi, projeyi onaylayıvermiş. Onaylıyor işte. Yani mesele e, CHP, mesele AKP, mesele MHP, mesele İyi Parti meselesi değil. Onaylıyor. Ayrı bir rant var. Şimdi bakalım, ben geriye doğru da baktım. CHP'nin... E, Marmaris Belediyesi 2004'e kadar gittim hep CHP kazanmış. Yani Marmaris Belediyesi 2004'te kazanmış, 2009'da kazanmış, 2014'te kazanmış, 19'da kazanmış hatta yarıya yakın oyla. Bu da en son Acar Ünlü kazanmış %44.75 le Burası da Muğla Ahmet Aras kazanmış %55 ile. Ahmet yani Ahmet Ayaydın'ın bahçesi şey Aydın Ayaydın özür dilerim. AK Parti adayı Aydın Ayaydın'ın işte villasının bahçesinin bir köşesi kamulaştırıldı kamulaştırılmadı ne bileyim işte efendim Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı uğruna sonra da bu geri alındı aynı kararnameyle benzer bir kararnameyle falan diye o kadar yaygara yapıldı o kadar sözcüler Cumhuriyetler birinci sayfasından verdi peki ya yani bu kadar titizseniz bu bakın bu Muğla neredeyse tamamı turizm bölgesi olan ilçeleri itibariyle bir ilimiz Muğla büyükşehir CHP'de Yukarıdan aşağı, Milas, Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye, Dalaman, Köyceğiz hepsi CHP belediyesi. Kırmızıya boyanmış durumda ve geriye doğru 20 yıldır da böyle yani uzun yıllardır böyle. Peki Muğla'daki insanlara soralım. Muğla'da yaşayan, Muğla ili sınırları içinde Bodrum'dan Datça'ya, Marmaris'ten Köyceğiz'e kadar, Dalaman'a kadar, Fethiye'ye kadar. Acaba rant, rantiye, şu bu falan konularında işler nasıl dönüyor? Bakın bu Meral Akşener vesaire konusuna geçmeden Ahmet Aras bir tweet paylaşmış ona bakacağız. Cennet Muğla'mızda çok kıymetli insanlarla muhteşem bir programın konuğu olduk. Nazım Hikmet'le, Ülkü Tamer'le, Yaşar Kemal'le, Mikis Teodorakis'le işte neyse biat etmeyen saygınlığı dünyaya yayılan büyük değerimiz Sayın Zülfü Livaneli kıymetli sanatçımız işte filan e, ee, Serenat Bağcan'a her defasında ses olan Serhan Asker'e filan teşekkürlerimi sunarım falan. Yani işte bir konser verilmiş. Zülfü Livaneli gelmiş filan. İşte böyle bir dinleti olmuş. insanlarla falan fotoğraflar çekilmiş filan. Yani bitiyor mu bununla? O kendi etkinliğini yapıyor. Öbürü kendi etkinliğini yapıyor. Bir de Zülfü Livaneli konseri tamam. Bu mu yani? Hayır bu değil. Bu olmamalı. Bu olmamalı. Bugüne kadar yaşananlar belli. İşte Marmaris'te yaşananları getirdim. Ee, gazete Oksijen'de bak bak ağla demiş. Ege'nin kalbinde utanç abidesi. Ve işte bu da Marmaris Belediyesi. Yani Muğla'nın CHP'li belediyeleri. Bugüne kadar olmadı bu. Bu devran devam, devam etti. Bundan sonra da edecek gibi görünüyor. Üzgünüm. İşte Zülfü Livaneli falan konseriyle de bir şekilde bu örtülecek yani ya da kapatılacak. Şimdi Cumhuriyet'te bir haber yayınlandı. Selda Güney, Güneysu imzasıyla işte e, Akşener'le Erdoğan arasındaki bayramlaşma görüşmesinde Erdoğan'ın Akşener'e partinizin başında kalın ayrılmayın dediği iddia edildi. İyi Parti de bunu yalanladı gerçek dışı filan falan. Şimdi ben orada değilim. Ben şuradayım. Devlet Bahçeli de partinin başında kal dedi ki bunu telefonda söylemedi size. Açık Kameralar önünde bir çağrı yaptı. Partinin başında kal. Gitme, gidemezsin, meral dedi. Ve bütün her yerde yayınlandı bu. Buna bir te buna tek kelime etmediniz. Ama bir kulis haberi Erdoğan'la bayramlaşma görüşmesinde partinizin başında kalın dediği için hemen İ İyi Parti kurumsal harekete geçti ve işte gitme şey böyle bir haber gerçekleşti. Ya siz bırakmışsınız zaten. Şimdi kontra analiz zamanı. Bu programda her şeye daha farklı bir açıdan bakmayı anlatmaya çalışıyorum ben. Sen bırakmışsın gitmişsin zaten torun seveceksin evine dönüyorsun. Kimin ne söylediği umurunda olmayacak. Ayrıca bir kulis haberinden ne bu kadar tepki gösteriyorsan sağa sola da bir sürü haberler salıp yalanlatma. Twitter'dan internet sitelerine kadar her telefonlar çalışıyor. Hayır 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 doğru değil. Erdoğan böyle bir şey demedi falan falan diye bunun peşine düştüysen sen orada kalmak istiyorsun demektir. Bunu mesele etmişsin demektir. Orada kalacaksın. Orada kalmak istiyorsun. Tekrar döneceksin. Ya ya kurultayla ya da kurultayı iptal ederek. Ama bu Erdoğan yüzünden oldu denmesin istiyorsun. Yani Meral Akşener'in bırakma kararına ben de okudum. Buradaki yayınları takip edenler bilirler. Yüz, siyasilerin hiçbir açıklamasının olmadığı gibi ona da yüzde yüz ben bağlamadım. Bağlamayacaksın. Hatta de 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 devam etmesi için e bir sürü neden olduğunu da anlattım. Özellikle para, hazine yardımı falan. Oğlu başında kasanın. Yani onları da anlattım. Dolayısıyla bu işe böyle bakın. Devlet Bahçeli'nin laflarına hiçbir şey söylenmezken... Saraydan gelen bayramlaşma telefonunda partinin başında kal çağrısı kulisine yüksek sesle tepki veriyorsanız partinin başında kalmak için bir şeyler yapıyorsunuz demektir. Ama bu Erdoğan'dan dolayı olduğu denmesin diye de ona karşı bir bariyer örüyorsunuz. Bu durum budur yani. Kimse gitmesin, düzen bozulmasın. Gazete Pencere böyle görmüş. Bülent Çelik karikatürü güzel. Yerinde kal, fazla kımıldamazsan bir şey olmuyor. Gazete Pencere'de Bülent Çelik'in karikatürü. Evet. Evet, yani çok net Cumhur İttifakı son 8-10 aydır örtülü destek verdikleri Akşener'e şimdi açıktan destek veriyorlar. Aman düzen bozulmasın falan şeyindeler. Yani parti kontrolden çıkmasın. Orada gene bir 38-40 kişi var. <laughs> o arada İsrail'de ticarette hülle iddiası. Sakın aklınızdan bile geçirmeyin. Neymiş efendim? Ee, Karar Gazetesi'nin haberi bu. Slovenya Limanı üzerinden ihra. Ya Slovenya Limanı'na falan gerek yok. Yani bir kere yasaklanmadı İsrail'e ihracat. İsrail'e ihracat. Belli kalemlerde kısıtlama kararlarında ama o kısıtlamanın ne olduğu belli değil. Yani daha önce neydi, nereye kadar kısıtlandı ve kısıtlama ne demek? Kaldırdık, iptal ettik, falan gibi bir şey yok. Devam ediyor çatır çatır ticaret. Yani güzel bir kelime bulmuşlar. Yasaklamayı kaldırıp kısıtlama koyarak böylelikle de tepkilerin önüne almayı amaçlıyorlar. Ama onu yaparlarken bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ayrı bir konu yani. Jet yakıtının kısıtlanması kararı açıklandı. Sonra da bunu anlatmaya çalışıyorlar. Efendim sivil uçaklar için. Şimdi bir ülke soykırım yapıyor. Bir ülke zalim, bir ülke katil, bir ülke Hitler falan filan diyorsanız o ülkeyle o ülkeye domates bile satmazsınız. Tamam mı? Yani mesele jet yakıtı, silah malzemesi, mühimmat falan değil yani. Her türlü ticaret kesilir. Bak nasıl Batı Rusya ile her şeyi kesti. Aynen onun gibi. O arada Fikri Takip, e, korkunç e, Başak Demirtaş'a cinsiyetçi saldırı. Hala harekete geçilmiş değil ama avukatlar harekete geçti. Mahsuni Karaman, e, kimi aşağılık paylaşımların hepimizi gerdiğin farkındayız. Tepki verelim derken o paylaşımları yaygınlaştırarak o haysiyetsizlerin amacına alet olduğumuzu da bilelim. Lütfen paylaşmayalım, hepsinin gereği yapılıyor, yapılacak demiş Çiğdem Koç'ta. Sayın Demirtaş'ın avukatı meslektaşımın dediklerine kulak verin. O alçaklığı yaymadan da tepkimizi gösterebiliriz. Gereğini meslektaşlarım yapıyor zaten demiş ve gereğinin yapılmasını biz de dikkatle takip ediyoruz. Aman gereği yapılsın bir an önce. Bayramda siyasetin yok saydığı kesim KYK'lılar. Mehmet Altan fan hesabı paylaşmış. %100 katılıyorum aynen öyle. O arada O.J. Simpson öldü. Yani onun ölüm haberi gelmeden önce O.J. Simpson'ın davasını da merkeze alan bir analiz yapacağımı, yayınlayacağımı söylemiştim. Tam da onun üzerine ölüm haberi geldi. O.J. Simpson davası anlatılırken en azından şu iki cümleyle söyleyeyim. İşte eşini ve onun sevgilisini öldürdü ve 1995 yılında bütün Amerika'da canlı yayınlanan, izleyici rekorları kıran bir davayla, canlı yayınlanan dava ve... Dünya çapında olay. 100 yılın duruşması falan denmiş bir olay. Yani O.J. Simpson'ın güçlü bir avukat ekibi vardı işte. Şimdi Kim Kardashian'ın babası da o ekibin içindeydi. Filan böyle bir şey. Televizyon dizisi yapıldı. Belgeseli yapıldı. Saatler süren. 10 saatlik falan belgeseli var. 10 saatlik falan televizyon dizisi var. Seyrederseniz görürsünüz. Fakat orada da hemen copy-paste böyle değişik bir şey var. Yani aklanmış ya da beraat etmiş falan değil. Yanlış yani. Türkiye literatürüyle açıklayınca öyle gibi oluyor ama değil. Yani orada... Ee, savcının ortaya koyduğu bir delil veya iki delil bilemiyorum işte polisin özensizliği ile ilgili bir konu. O.J. Simpson'ın milyon dolarlar verdiği avukat ekibi tarafından çürütüldü ve öyle düştü dava. Anglo-Sakson hukuku gereği savcının delillerinden herhangi birini düşürdüğünüzde, çürüttüğünüzde dava düşer. Böyle bir şey oldu yani. Ondan dolayı beraat etmiş değil. Zaten kamu, o, kamuoyu nezdinde aklanmadı O.J. Simpson. 30 yıl bu günahla yaşadı ve sonra da yüzü yerde gitti. Sonrasında da Las Vegas'taki basit bir olayı büyüttü, Amerikan adaleti ve ona ceza yağdırdı. Niye? Çünkü önceki e, tahliye kararı, suçsuzluk kararı içe sinmemişti. Diyelim, evet. Bu durum böyle. E, kapatırken, e, şeyle kapatacağız... E, İnağıtla kapatacağız ama ondan önce bir dezenformasyon, dezenformasyon var. Ona e, hemen dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben de baktım. Bu işte İstanbul Büyükşehir öğrenci yurdunda e, ne bileyim düğün çorbası, patates püreli soslu biftek, su böreği ve fıstıklı baklava gündem olmuştu. Buğra Gökçe e, bununla ilgili bir cevap tweet'e atmış. İşte şey bu e, öğrenci e, menüsü bu şahane. Sonra iktidar hesapları şimdi öyle acayip bir döneme girdik ki ben emin olun 2-3 gündür bu haberi teyit etmek için bayağı bir yoğun gayret sarf ettim. Çünkü bu bunun işte Muğla lezzet Muğla düğün yemekleri menüsünde imiş gibi aktroller ya işte bak bu bu Muğla düğün yemeğidir. Bu görseli aldınız. İstanbul Büyükşehir'de çıkan öğrenci yurdunda çıkan yemek olarak verdiniz diye bir görseli burada getirmiyorum. Dolaşıma soktular ya acaba bu da mı sahte fake çıktı falan diye tereddüde düşmüştüm. Öyle değilmiş. Görselin örneği örneği bu. Şimdi cinneye bakar mısınız? Muğla düğün yemekleri İstanbul'da görücüye çıktı görselinde. Bu görsel varken bunu değiştiriyor, bunu koyuyor ve diyor ki İstanbul Büyükşehir öğrenci yurtlarında böyle bir yemek yok. Bunu işte Muğla düğün yemeklerinden çaldılar. Sonra da herkes ben dahil tereddüde düşüyoruz ve bunun doğrulanması için bayağı bir gayret sarf etmek gerekiyor. Evet İstanbul Büyükşehir öğrenci yurdunda menü bu. Ekrandaki menü. Şahane değil mi? Şahane bir yemek. Evet. Ee, başta CHP'li belediyeden belediyelerden kötü örnek ve örnekleri ekrana getirdim. Bu da güzel bir örnek. Bu şekilde devam etsin. Dolayısıyla bu konuların takipçisi olacağız. Olunması da gerekiyor. Diyor ve artık in outla manşeti ve haftayı kapatıyorum. İyi hafta sonları pazartesi tekrar görüşmek umuduyla.